Bu videomuzda size fue tekniğinin detaylarından ve saç ekimi sürecinden bahsetmek istiyorum. Fue saç ekiminde daha önceki videolarımızda da bahsettiğim gibi arka kısımlarda yani dökülmemeye kodlanmış kısımdan alarak ön kısımlara aslında bir transfer, bir nakil işlemi gibi düşünebilirsiniz. Tabii bu kendi saçlarınız olduğu için asla dökülmeyecektir ve aldığımız bölge dökülmemeye kodlanmış saçlar olduğu için hiçbir zaman bir saç kaybıyla karşılaşmayacaksınız. Ancak bilinmesi gereken en önemli şey şu: saç aldığımız bölgeden hastalara soruyor, tekrar saç çıkacak mı? Hayır. Çünkü biz oradan köküyle alıyoruz. Yani bu bir çim kesme olayı değil. Yani çim kesme de bilirsiniz, İşte çimleri kesersiniz, daha sonra bu çimler yeniden uzamaya devam eder. Hayır. Biz buradan köküyle alıyoruz. Köküyle aldığımız için arkadaki bölgeden aldığımız saçların olduğu bölge tabii ki mutlaka seyrekleşecek. Tamamını almadığımız için de kelleşme olmayacak. Saçlarını da uzun kullanırsa, ki arkadaki saçlar aşağı doğru uzadığı için o bölgede herhangi bir problem olmaz ve uzayan saçlar, oradaki seyrek olan dokular olsa dahi, orayı kapatmış olacaktır. Şimdi saç ekiminde aldık ve saçı açık olan bölgeye transfer ediyoruz. Dediğim gibi bir öncesi bunlar bizim kendi saçlarımız. Kendi saçlarımız olduğu için tutmama gibi bir risk söz konusu değil. İkincisi, bu saçlar hiçbir zaman dökülmez. Çünkü bunlar dökülmemeye kodlanmış bölgeden alındığı için asla dökülmeyecektir. Demek ki elimizde iki tane çok önemli verimiz var. Birincisi, bu saçlar mutlaka tutar. İkincisi, bu saçlar asla dökülmez. Peki saç yaptırdım ama saçım tutmadı ya da saçımla ilgili problem yaşandı diyorsanız eğer, burada teknik bir sorun var. Teknik bir sorundan kastımız ne? Şimdi saç alınırken bu aslında iki şekilde alınıyor. Bir, manuel dediğimiz elle alınan tedavi. İkincisi ise mikromotor dediğimiz özel bir motor vasıtasıyla, ki bu motor belli bir devirde dönüyor ve çok hızlı döndüğü için bölgede yanık gibi ya da saçlara hasar uğratacak herhangi bir uygulama yapılmıyor. Manuel tedavide ise daha yavaş bir hızla döndürüyorsunuz. Fakat buradaki basınç sürekli kişiden kişiye değiştiği için orada saç köklerine zarar verilebilir. Çok ehil olmak gerekiyor. Diğer motorda ise çok daha rahat, çok daha güzel bir şekilde saça zarar verilmeyebiliyor. Ama dediğim gibi ne olursa olsun saç ekimi tamamen tecrübe gerektiren bir konudur. İster manuel ister mikromotor vasıtasıyla olsun, her halükarda bu iş tamamıyla bu işe özelleşmiş insanlar tarafından yapılırsa sonuç alınır ve mutlaka bir plastik cerrahın kontrolü altında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Estetik bilgi olarak A'dan Z'ye her konuda sizi bilgilendiriyor olacağım. Görüşmek dileğiyle.